Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir ürün incelemesi yapacağız sizinle beraber. Hemen paketi açalım ve konuya girelim. Çin menşeili ünlü alışveriş firması olan Banggood bu ürünü yine incelememiz için bize gönderdi. Bakalım inceleyelim nasıl bir şey çıkacak. Paket ezilmiş birazcık kargoda. Su çantası, water bag ya da camel bag deniyor bunlara. Çantanızın içerisinde su taşımanız için kendi musluğu olan bir su çantası aslında. Ürünü çıkartalım hemen. Arkadaşlar, doğada ister bisiklete binin, isterseniz trekking'e çıkın, isterseniz kampa gidin. Su yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Bu da ona çözüm getirmek için üretilmiş ürün, bir ürün arkadaşlar. Ürünümüzün markası Naturhike. Doğa yürüyüşü çantası, doğa yürüyüşü demek oluyor esasında. Su çantası demiş, 3 litre kapasitesinde. İşte arkadan teknik özelliklerini hemen kabaca okuyayım size. İşte tatsız, güvenli malzeme olarak üretilmiş. PVA içermiyormuş arkadaşlar. Yani sağlığa zararlı bir maddeden üretilmemiş bu. Mikroban teknolojisiyle üretilmiş. Aynı zamanda burada diyor ki çift katmanlı dikişler kullanmışlar. Birleştirirken dolayısıyla patlama yapmaz diye özellikle belirtmiş. Kolay takma çıkartma valfi varmış. Kaymalı bir tane valfi var, içme valfi varmış. Askeri malzemeden üretilmiş. Arkadaşlar, hortumun dışı neopren. Ayrıca burada belirtmiş, artı 50 derece ile eksi 20 derece arasındaki sıcaklıklarda kullanabilirsiniz diyor. Sağlıklıdır işareti koymuşlar. Sıcak, soğuk meyve suyu koymayın, alkollü malzemeyi koymayın demiş içerisine. Boyutu, kapasitesi az önce dediğim gibi 3 litre civarında. Glass House teknolojisi kullanılarak üretilmiş. Ayrıca belirtmişler. Ya zaten aşağı yukarı siz de biliyorsunuz camelback'lerin özelliklerini. Bunu diğer camelback'lerden öne çıkartan en önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar fiyatı ve tamamen güvenli bir malzeme olması. Bunun fiyatı yaklaşık 10 dolar civarında, yani bugünün parasıyla 40 lira civarında, 38 lira civarında bir şey yapıyor. Ürünü incelemek isteyen arkadaşlar için ürünün linkini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan okuyup rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Hatta incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel ve sağlam yapmışlar malzemeyi. Hemen hortumu da takalım. Takılması da basit. Sökmek de basit. Gördüğünüz gibi gayet sağlam ve sert bir malzeme. Hemen kapaklarını açalım. Buradan su çantamızı doldurmak için kullanıyoruz burasını. Aynı zamanda bunun güzel özelliği arkadaşlar, kolay yıkama imkanına izin veriyor. Kolay, çok kolay temizleyebiliyorsunuz bunun içini. Mevcut camelback'inizde kullanabileceğiniz gibi herhangi bir sırt çantanızda da kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ben şimdi burada bir uygulama yapacağım. Bu şekilde taktığınız zaman da tekrar su geçirmez oluyor. Benim burada bir tane standart 30 litre sırt çantam var. Trekking'e çıkarken kullandığım bir sırt çantası. Gördüğünüz gibi benim çantamın yan tarafında kamçı için, su kamçısı için bir deliği var. Şimdi oradan geçireceğim. Ve montajı nasıl yapıldığını göstereceğim size. Çantayı açtığınız zaman çantanın içerisinde camelback'ler için bu tip çantalarda özel bir bölme var arkadaşlar. Ama bunu normal sırt çantanızın içerisine de koyarak kullanabilirsiniz. Kolay kolay patlamaz, çok yüksek basınca dayandığını iddia ediyorlar. Ama tabi sonuçta Çin markası arkadaşlar, yani güvenlik kısmını ben özetle size bırakıyorum, artık ne kadar güvenirsiniz bilemiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane
perlon geçirme deliği yapmışlar. Şu anda su çantasını sırt çantamıza monte ettik. Şimdi benim tek endişem, bu çok kalın, çok sağlam bir malzemeden yapmışlar. Şuraları pek hoşuma gitmedi. Standart makaron kullanmışlar arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor. Ve nöoprenin içerisinden sıyrıldı hemen gördüğünüz gibi. Bu da ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ama kolay kolay yine de zarar göreceğini zannetmiyorum. Çünkü çok kalın bir hortum var içinde. Bakalım geçirmeyi deneyelim çantamıza. Fazlalığını tekrar şimdi buradan içeri atacağım ben bunu. Çünkü bayağı uzun kullanmışlar hortumu. Evet arkadaşlar, çantamıza monte ettik. Montajı da bu kadar basit. Güzel, güvenli bir ürün yapmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi ürünün incelemesi bu şekilde oldu. Ürünle ilgilenen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bu ürünün linkine ulaşabilirler. Çok makul fiyattı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bu tip ürünlerin fiyatları maalesef çok astronomik oluyor. Yani o kadar astronomik oluyor ki aynı kapasitede bir Camelback'in fiyatı aşağı yukarı 70-80 lira civarında satılıyor. Dolayısıyla bu 10 dolarlık fiyatıyla gayet makul ve kullanışlı. Aynı zamanda da sağlam bir su çantası. Arkadaşlar, su çantasını suyla doldurduğunuz zaman kamçıyı çıkartırsanız, hortumu çıkartırsanız buradan su kaçmadığını, kaçırmadığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla bunu bu şekilde doldurup yanınıza da taşıyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolay bir sökme takma mekanizması koymuşlar. Hemen şu ağzındaki contayı kontrol etmek istiyorum ben. Burada da bir tane plastik conta kullanmışlar arkadaşlar. İnsan sağlığı için zararsız, güvenli bir su çantası. Umarım bu video da ilginizi çekmiştir. Şimdi esas gelelim can alıcı noktaya. Arkadaşlar, buna neden ihtiyacınız olduğunu yorumlar bölümünde mantıklı ve düzgünce yazarsanız en güzel cevaba ben bu su çantasını hediye etmek istiyorum. Doğa yürüyüşlerinde, doğada veya bisiklette spor yaparken kullandıkça bizi hatırlaması için. Arkadaşlar, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin. Videonun açıklamalar kısmında girip arkadaşlar ürünü inceleyin. Oradaki diğer kullanıcı yorumlarını da okuyun. Alıp da şikayetçi olan olmamış bu üründen şimdiye kadar. Ben hediye edeceğim arkadaşın da şikayetçi olacağını düşünmüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.